Komutanım, bu adamlar bu kadar rahat dolanmazdı. Komutanım, resmen açık hedefti bunlar ya. Çıkar yakında kokusu. Efendim anneciğim? Annem arıyorum, sana ulaşamıyorum. Nereye gelelim biz kuzum? Nasıl yani anne? Neredesiniz ki siz? Karabayır'dayız işte oğlum. İşte şimdi geldik. Bak müstakbel karın, ondan sonra kayınbaban, kaynanan, kayınvaliden. İşte baban, annen, hepimiz buradayız, çıktık geldik işte. Anne ne diyorsun sen ya? Ne gelmesi? Oğlum sen dün dedin ya ben gelemem diye, çıkın siz gelin diye. İşte biz de geldik, sana sürpriz yaptık. Anne ne diyorsun sen ya? Ben ona öylesine dedim. Böyle sürpriz mi olur? Asker adamı sürpriz mi yapılır anne? Oğlum sen annene bir sesini yükseltme bakayım. Annene sesini yükseltme. Söz verdik oğlum. Bak ben sözümü yemem. Anladın mı? Şimdi biz bu kızı isteyeceğiz dedik mi? İsteyeceğiz. Ha, biz şimdi buradaki otele geçiyoruz. Sen de bir yer ayarla. Bu akşam bu iş bitecek. Anladın mı? Eh be anne. Eh be anne. Kızdı değil mi? Ben demiştim size. Ne münasebet. O annesine kızar mı? Çok mutlu oldu. Aşırı sevindi yani. Anlatamam. Şşş. Anneye bağırılır mı lan? Taş olursun ha. Komutanım ya. Doğru diyorsun. Güzel diyorsun da. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne oldu oğlum? Bir sakin ol. Komutanım annem. Suyu istemeye gideceğiz diye söz vermiş. Ben de geçenlerde şaka babında laf arasında... Siz gelin o zaman deyince... Onlar da çıkıp gelmişler mi? Aynen öyle komutanım. Ya ben ne bileyim böyle olacağını. Ya vallahi bu ismiyle müsemma ya. Tam bir çaylak. Oğlum sende hiç örf adet yok mu lan? Ha? Hiç mi bilmiyorsun? Sen ne saçma bir adamsın ya. Abi şaka yaptım ben, şaka. Ciddiye almış ne bileyim. Oğlum anneye öyle bir şey söylenir mi? Anneler her şeyi ciddiye alır. Yalnız adama bak. Kız istemeye gitmiyor. Kızı ve ailesini ayağına davet ediyor. Bu nereden bakarsan bak. Dayıoğlu, neresinden bakarsan bak çok güzel hareket. Eli öpülecek adamsın Feyzullah. Tövbe estağfurullah. Bak, bu düğünü de kız tarafına yaptırır yemin ediyorum. Çaylak güveysi diye meşhur olursun artık. Size de makaralık mevzu lazım zaten değil mi abi? Ya gelmişler diyorum, ne yapacağım ben şimdi? Tamam oğlum sakin ol. Hallederiz. Vallahi mi komutan? Tabii oğlum. Kalkmış gelmişler buraya kadar. Ne yapacağız? Geri mi göndereceğiz? Neciyiz biz burada? Komutanım siz çok yaşayın ya. Bahar ne yapıyorsun? İyiyim ne olsun. Merkezdeyiz. Güler abla var, Nazlı var. Açıyoruz artık burayı. Yavuz biliyor musun her şey çok güzel oldu. Tabii birkaç eksiği var ama halledeceğiz. Mekan artık bizim nasıl olsa. Sen ne yapıyorsun? İyiyiz iyi. Hep beraber hallederiz. Mekan bizim de sıkıntı yok. Kullanımda değil mi şu an mekan? Evet. Güzel. Senden ufak bir ricamız olacak. Yavuz Bey. Bahar Hanım, ne kadar güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Siz de çok şıksınız. Teşekkürler. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Böyle adetlerimize uymadı ama işte malum görevin ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Ne yapalım? Ziyanı yok. Kısmet böyleymiş. Ben çok acıktım ya.
çıkıyor ama çıkışta midye yeriz hayatım. Ha, çok komiksin. Değil mi? Evet. Eylem, sen ölmemiş miydin ya? Ya Nazlı'm, ölüm bölüp diriliyorum ya, sorma. Ay vallahi canım, senin de işin zor. Öyle hayatım, gerçekten. Evet, fotoğrafçıya teşekkür ediyoruz. Dışarı alalım lütfen. Buyurun. Evet Sayın Büyükelçi. Bugünkü ziyaretinizi neye borçluyuz? Biliyorsunuz Orta Doğu'daki bu savaş süreci hepimizin çok canını sıkıyor. Savaştan ziyade bence terör dersek daha iyi olur Sayın Büyükelçi. Özgürlük mücadelesi diyenler de var. Medyadan izlemişsinizdir. Gördüm, evet, evet. Neyse, insanların ne dediğini boş verelim. Siz ne düşünüyorsunuz, onu söyleyin. Ben bu kavganın bitmesinden yanayım. Bu topraklara özgürlük, demokrasi, barış gelsin istiyorum. Bu konuda çok uğraştığınızı biliyoruz. Bakın Sayın Büyükelçi, bence artık Çolak'la bir araya gelip... Bir dakika, bir dakika. Yanlış anlamadıysam... Çolak'la aynı masaya oturtmaktan bahsediyorsunuz bize, öyle mi? Neden olmasın? Barış için. Bakın, ülkem adına rahatlıkla konuşuyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiçbir terör örgütü veya onun lideriyle asla masaya oturmayız. Bu sizin zararınıza olur. Türkleri biraz tanıyorsunuzdur. Hiçbir zarar bizim onurumuzdan ve şerefimizden üstün değildir. Bakın Sayın Büyükelçi, eğer beni dinlemezseniz Çolak yaptığınız katliamın görüntülerini tüm dünya medyasına dağıtacak. Bunun sonuçları sizin için çok daha ağır olacaktır. Hangi katliam? Bugün gündüz askerlerinizin yaptığı katliam. Çocuk da getirdim. Aralara katıştırırsınız. Onları da çekin. Bayağı iyi olur. İyi düşünmüşsün. Bu gerizekalılara da iyi oldu. İki tas yemek için canımı sıkıp duruyorlardı. Güzel kurgu. Ama Çolak'a da söyleyin. Çolak? Çolak'a nasıl söyleyeyim? Biz görüşmüyoruz ki beyefendi. Çolak'a söyleyin. Türk devleti onu da, ona bu aklı verenlerin de kim olduğunu gayet iyi biliyor. Tüm dünya basınıyla üzerimize gelseniz de Allah şahit. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Asla.
sanırım bu görüşmemizin sona erdiği anlamına geliyor. Anlayışınıza hayranım. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonra olacaklarla siz sorumlusunuz. Bunlardan hangisi Feyzullah? Bilmem. Tamam, ayıralım onu. Niye? Ya ne demek niye? Tuz koyacağız içine. Dur şuradan koyalım. Yeter sanki. Biraz daha koyalım ya. Nasıl? Tamam, yeter. Yeter herhalde. Bak sakın unutma bu Feyzullah'ın, tamam mı? Tamam, buydu. Tamam. Kızlar bekliyorlar. Bunlardan hangisi beyaz olan? Ben tuz koymuştum içine. Beyaz olandı. Ben ne yapayım canım? Bir sürü beyaz var zaten burada. Bir dakika. Şuydu. Kahveler nerede kaldı kızlar? Hadi millet bekliyor. İnşallah karıştırmam. İnşallah karıştırmazsın. Hangisiydi ya? Hepsi bizim evladımız. Feyzullah, Fethi, Ateş. Hepsi aslan gibidir. Maşallah, maşallah. Bey amca, kardeşim diye demiyorum. Böyle baby face durduğuna bakma. Tam bir ölüm makinesidir. Acımasızdır. Sen bunu böyle dağda, çatışmada, mücadele alanlarında göreceksin. Affetme duygusu katiyen yoktur. Yani Keşanlı demek istiyor ki... o kadar yufka yüreklidir ki. Evet, evet. Komutanım, geçen yine şeydeyiz. Ocak başındayız. Bizim orada çok güzel bir ocak başı var. Adana yerken hep beraber. Yok ya, ne ocak başı ya? Keşanlı, bir sus gözünü seveyim. Kahveler de geldi. Buyurun. Önce komutanıma. Önce beyefendi. Önce komutanıma lütfen kızım, hadi. Önce beyefendi. Babacığım, uzatma, al lütfen kahveyi, hadi. Tamam. Geldiğine göre esas konumuza girebiliriz. Gençler birbirleriyle tanışmışlar ve sevmişler. Tuzlu kahve yanlış yere gitti de. Ateş, ne oluyor oğlum? Komutanım çok sıcakmış, ben şey yaptım. Ben teşekkür ederim, ben içmeyeceğim. Sakatlık çıkmadan kızı isteyiver hadi. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Suyu, oğlumuz, canımız, ciğerimiz Feyzullah'ımıza istiyoruz. Amca hiç zorlama. Bak, biz bu kızı her türlü alırız. Keşanlı, ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Efendim, onlar zaten kendi aralarında anlaşmışlar. Bize de büyükleri olarak onlara mutluluk dilemek düşüyor. Verdim gitti be. Allah.
bugünleri de gösterdin. Çok şükürler olsun yarabbim. Allah hepinize sağlıklı, mutlu yuvalar versin inşallah. Amin. 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 Anacığım. O zaman yüzükleri takalım. Hadi bakalım. Hadi. Yüzükler nerede abi? Sen geç. Al, burada. Hadi hayırlı olsun. Hafız, bir dua et. Yok, daha neler komutanım. Bizim ağzımız duaya layık değil. Uzatma Hafız. Tamam komutanım. Allah'ım, sen bu güzel çiftimizi sağlık, huzur, bereket nasip eyle. Amin. Onları birbirine Hazreti Adem ve Havva gibi kıl. Amin. Amin. Çünkü Hazreti Adem için sadece Hazreti Havva anamız vardı. Hazreti Havva anamız için de sadece ve sadece Adem babamız. Onlara sağlıklı, sıhhatli, vatana, millete ve dinine bağlı evlatlar ihsan eyle. Amin. Amin. Hepimizin günahlarını affeyle. Amin. Çok şükür. Evet, bu gece. Evet, evet, canlı yayın. Hemen. Görüntüler de verilecek. Kim çıkarsa çıksın, umurumda bile değil. Çolak ya da yardımcısı fark etmez. Hemen. Çok önemli görev. Maalesef sana düştü. Çolak, ben çıkıp ne diyeceğim canlı yayında? Benim ünvanım ne? Ne bileyim ben işte. Demokratik bir şey başkan yardımcısı. Uydur bir şey gitsin. Ama içinde demokratik kelimesi muhakkak olsun. Şimdiden heyecan bastı. Heyecan bastı. Bana bak. Sakın çuvallama. Sakın. Ellerimle boğarım seni. Hadi geç kalma. Tamam, ben halledeceğim. Bir şey değil. Geliyorum hemen. Komutanım. Ben bir çıkıp geleceğim. Tamam.
Ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Merak edecek bir şey yok. Çocuklara bak. Şu kamuk evleniyorlar. Çocuklar, sıcak bir aile. Çok güzel değil mi? Hiç güzel değil ya. Yani hiç bana göre değil. Yani tabii canım. Sıkıcı muhabbetler. Hele çocuk filan yani. Ya onun altını bezle, sütünü ver falan. Yok. Evet. Böyle iyi ya. Tabii canım. Bize göre değil. Ya böyle şarkı türkü neyin meyin bir şey yok mu az? Neşelenelim ya. He? Ben sazı getirdim istiyorsanız. Yapalım bir şeyler. Al işte. Bu da sensörlü gibi. Üç kişi bir araya toplanınca sazı çıkartıp şarkı söylemeye başlıyor. Oğlum eğlenceli bir şeyler dedi. İyi siz bilirsiniz. Küsme hemen şaka yapıyorum. Ben açayım o zaman bir şeyler. Hadi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır komutanım? Bu çoluğun yardımcısı canlı yayına çıkacakmış. Güya bugün bizim büyük bir katliam yaptığımızı bütün dünyaya anlatacakmış. Engel olmamızı istediler. Olalım komutanım. Komutanım, yer belli mi? Evet. Helikopter bekliyor sizi. Boncuğum, benim gitmem lazım. Alışacağım. Benim gitmem lazım. Git oğlum git. Hadlerini bildirin o şerefsizlerin. Geç kalmasak mı? Dikkat edin. Yavuz yok, gelmedi daha. Sen merak etme, buluruz biz onu. Ben de Tobru'ya geçeyim. Kusura bakmayın. Tamam komutanım. Asker eşi olmak böyle bir şey işte. Yüreğin hep ağzında ama insan gurur da duymuyor değil hani. Allah yardımcılar olsun. Telefonunu kapa.
bu görüntüler mi verilecek? Evet. Güzel. Ne kadar vaktimiz var? Bir saatten az. Tamam, ben makyajımı halledip geliyorum. Telefon niye kapalı Yavuz? Hafız. Emredin komutanım. Yavuz'a ulaşılamıyor. Siz hemen çıkın. Vaktimiz az. Canlı yayın birazdan başlamak üzere. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Başlasın artık. Güvenli evde gözlüğü bilerek mi bıraktın? Evet. Stratejik noktaların size geçmesini istedim. Şu Medusa planı ne? Anlatsana. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Garip bir şey Yavuz. Tıpkı bir piramit gibi. Herkes üstünden sorumlu. Çolak da bu piramidin altındakilerden birisi. Kullanılıp atılacak bir mendil gibi yani. Yine de bizim düşmanımız. Medusa bunun çok daha büyük bir hali. Ne ama? Nasıl engelleyeceğiz? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Bulacağım. Ya senin istihbaratçı olduğunu anlarlarsa? Şüpheleniyorlar zaten. Eğer anlarlarsa parçamı bile bulamazsınız. Bunca yıl sonra seni buldum. Kaybetmek istemem baba. Ben de. Bu yüzden çok daha az görüşmeliyiz. Doğru. Ne kadar kaldı? 10-15 dakika komutanım. Canlı yayına ne kadar var? 5-10 dakika. Eğer canlı yayına geçerlerse hiçbir şey yapamayız. Bütün dünyaya rezil olduğumuzla kalırız. Hadi daha hızlı. Daha hızlı koşun. Yetişelim şerefsizlere. Abi nasıl yetişeceğiz? Gerekirse canlı yayına basarız. Benim adım Keşan'la deliymiş artık. Tamam. Son 2 dakika. Tamam ben hazırım. Beyler geç kalıyorsunuz. Başlamak üzere. Yetişmeye çalışıyoruz komutanım. Tamam hadi acele edin. Tamam. Bak. Demek oradaydın ha? Evet, oradaydım. Annemi özlüyor musun? Çok. Seni kucağımıza ilk aldığımız günü hatırlıyorum. Amma ağlamıştım ha. Hadi ya. Koklayıp dururdum seni. Elbiselerimi saklamışsın, gördüm evini. Ara sıra gidip hasret gidermek için. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi müsaadenle agah olma vakti. Ben de bizimkilerin yanına gideyim, yalnız bıraktım.
Ne oldu? Bu gözlük benim değil. Gözlüğü değiştirmişler. Yani? Yani takip edilmişiz. Beyler, yetişemediniz mi hala? Ali Haydar, hadi durun bildirin. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Demokratik Birlikler Başkan Yardımcısı Merdan Tok'la birlikteyiz bu gece. Kendisi bugün Türk askerlerinin yaptığı katliamın detaylarını anlatacak bize. İyi akşamlar. Bugün büyük bir katliam gerçekleştirildi. Sivil bir katliam. Desem de yalan. Ne diyor lan? Her şeyi biz ayarladık. Türk askerlerinin öldürdüklerinin hepsi örgüt üyesiydi. Onlara sivil kıyafetleri biz giydirmiştik. Aslanlarım benim be. Aslanlarım. Yayını keserseniz hepinizi gebertirim. Var mı lan öyle iftira atmak ha? Aç sesi aç. Aç bakalım. Ver bizim müziği fondan. İşte bu gazeteci kadın da bu işin içindeydi. Birilerinden para almıştı. Türk askeri aslan gibidir. Durduk yere hiçbir masum insanın canını yakmaz. Ben de Yüce Türk adaletine sığınarak bizzat kendim gidip teslim olacaktım zaten. Dağda kokmuş konserveleri yemekten anamız ağlamıştı. Ne diyor bu? Haşan mıydı bu herif? Haşan mıydı bu herif? Aa, ben nasıl anlamadım? Ben nasıl anlamadım? Bütün örgüt bit içinde geziyor. Perişan bir hayat yaşıyoruz. Ve o kadar masum insanın da kanına girdik. Kes sesini. Kesin şunun sesini! Aa, seni elime mi geçirirsem? Elime geçirirsem aşağılık herif! Bu skandal bu. Mahvolduk. Rezalet. Eğer birlikte buluştuğumuzu öğrenirlerse bu iş biter. O zaman hiçbir tanık bırakmayacağız. Muhtemelen buluştuğumuzu biliyorlardır. Ne diyeceğiz peki? Adamları bir öldürelim de bunu sonra düşünürüz.